Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf arı yayınları atölyem kitabı değerlendirme testi 37'nin sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Buna göre Erkan tamamen kapalı perdeyi aşağıdaki uzunluklardan hangisi kadar indirirse güneşi engelleyerek yolu görebilir ve otobüsü güvenli bir şekilde sürebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar sorumuzu okuyalım öncelikle. Çevre arası otobüs yolculuğu yapan erken e, karşıdan gelen güneşi engellemek için göz hizasına kadar otomatik perdeyi indirmektedir. Perde otomatik kanatlarda yukarıdan aşağıya doğru inmekte ve ucu dikdörtgen şeklindeki olan bir parçası bulunmaktadır. Arkadaşlar bakın buradaki koyu renkten bahsediyorum perdenin kanatları eşit büyüklüktedir. Erkan görsel 1'deki gibi iki kanat indirdiğinde perde güneşi engelleyememektedir. Görsel 2'deki gibi yaptığında ise gençler bakın 3 tane kanat indirdiğinde perdenin ucundaki koyu bölge göz hizasına geldiği için gençler göz hizasına geçtiği için yolu görememektedir. O halde gençler şöyle düşüneceğim. Öncelikle görsel 1'i incelediğiniz zaman bakın 2 tane kanat inmiş bir de koyu renkli bölge var. Şöyle görsel 1 diyelim. görsel bir de güneşi e, arkadaşlar hala güneş bunun gözüne geldiği için öyle düşüneceğiz. Toplam uzunluğu bulmaya çalışacağız. E, Karekök e, tam %25 gençler. Karekök içerisinde <laughs> 225 bölü 100 olarak yazarsam 225 biliyorsunuz 15'li 15'in karesiydi. %10 olarak çıkar. Bir tam 10 5 olur diyoruz. Perdenin bir tanesi. O halde sevgili gençler burada bir tam 10 5 artı 1 tam 10'da 5 artı bir de koyu bölgemiz var. O da 1 desimetre uzunluğundaydı. 1,5 bir 1,5 buçuk, bir buçuk daha gençler 3 yapar. 1 de eklersem 4 desimetre olur diyelim. Görsel 2'yi inceleyelim. Görsel 2'de gençler bu e, dikdörtgen yaş şeklindeki gençler bakın şuradaki kanatlardan 3 tane var. O halde görsel 2'de 3 tane kanat dediğimiz 1,5'tan 3 tane toplayacağım. Bir de koyu bölgemiz var 1 desimetre. Topladığımız zaman 3 bir tane 1,5 4,5 yapar. Bir daha 5,5 ,5 desimetredir. Gerçekten işte bunlar kıyaslayabilmek için karekök içerisine alalım. E 4 desimetre karekök içerisinde karekök 16 desimetre demektir. 5,5'ü de gençler karekök içinde düşünürsem evet 30 %25 gibi bir değer yapar karekök içerisinde. Şimdi A seçeneğiyle başlayacağım. 2 karekök içerisine alırsak gençler 4 çarpı 3 olur. Bu da karekök 12'dir. Karekök 16'dan küçük olduğu için gençler ne diyeceğiz? Evet, A seçeneği olamaz diyeceğiz. Gençler perdenin inmesi gereken yer onu da söyleyelim. Karekök 16'dan büyük. Karekök 30'dan tam %25'ten az olmalı gençler. Bakın bu ikisinin arasında bir değer olacak diyelim. Bu değeri de x dediğimizi düşünelim. <laughs> karekök 13 gençler zaten karekök 16'dan küçük. Karekök 25 arkadaşlar bakın sorumuzun yanıtıdır. Bu aralığa karekök 23 çok rahat girer diyoruz. 4'ü karekök içerisine alırsam 16 olarak girer ve 2 ile çarparsak da karekök 32 olur. Bakın bu da girmediğini görmüş olalım. Evet gençler burada sorumuzun yanıtı C yan seçeneği olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. <laughs> evet ikinci soruyla devam edelim park sensörü gençler ilgili bir bilgimiz vermiş. Aşağıda bir arabanın trafik dubasına olan uzaklığı ve park sensöründeki ikazlar verilmiştir. Sağ ve sol ışıklar aynıdır ve uzaklık sol veya sağdaki ışıklar ile belirlenmektedir. Park sensörü ikaz lambası her dikdörtgen bölüm eşit mesafeyi göstermektedir. Arabanın görsel 2'deki, görsel 3'teki konumunda bulunan araç trafik dubasına çarpmadan durmuş ve sensör sevgili gençler ilk az lambasında tüm ışıkları yanmaya başlamıştır. E, tüm lambalar yanarken çok daha çok az daha Dubaya yaklaşmış ama Dubaya çarpmamıştır diye söylüyor. Buna göre görsel 3'teki <laughs> e, son durumda araç ile trafik dubası arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi gençler başlangıçta bakın burada iki tane ışığımız yandığı zaman karekök sıfır tam yüzde 64. Bunu 64 bölü 100 diye düşünürsek 8 bölü 10 yani 0 tam 10 da 8'dir. İki tanesinin genişliği gençler. Bir görsel 2'de kare kök içerisinde 0 tam 16. 16 bölü den 4 bölü 100 olur gençler bunu da. 0 tam 10 da 4 olarak yazarsam. Gençler bakın ikisinin arasındaki fark 0 tam 10 da 4'tür. Ama bu arkadaşlar ne kadar dikkat edersek 2 tanesi. O halde burada bir tanesi ne olması gerekiyor? 0 tam 10 da 2 olması gerekir diyoruz. Gerçi de sıfırtan 10'da 2 diye düşüneceğiz. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın zaten ikisi beraber yandı. Aslında burada arkadaşlar artık mesafe bitmiş olması gerekiyor. Yani sıfırtan 10'da 2'den az olması gerekir diyoruz. Biraz daha yaklaştığı için sıfırtan 10'da 2'den az olacak diyoruz. Sıfır tam 10'da 2'den az demek ki sıfır tam 10'da 2'yi isterseniz sevgili gençler sıfır tam %200 olarak görebiliriz. Evet, buradan daha küçük olacak dedik. Şimdi gençler A seçeneği 0 tam 12 olduğu için eliyorum. B 0 tam 1000'de 224 eliyorum. C gençler 0 tam 1000'de 250 demektir aslında. Eliyorum. Bakın 0 tam 1000'de 98 metre olabilir diyoruz. Ve denizi seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. 3. sorumuzda Aşağıda bir mahallenin kuş bakışı görüntüsü yer almaktadır. Karesel binaların arasında gri boyalı yollar ve bu yolların kesişim noktalarında numaralandırılmış kavşaklar yer almaktadır. Ok yönünde önüne doğru düz bir şekilde yürümeye başlayan bir kimse evet, yoluna gençler devam ettiğinde ulaşacağı cadde ve sokak numaraları aşağıdakilerden hangisidir diyor. İşte burada verilen öncülleri okuyalım. Pozitif rasyon sayı yazan kavşaklarda kendi sonuna dönerek negatif rasyonel sayı yazan kavşaklarda kendi sağına dönerek irrasyonel sayı yazan kavşaklar da ise düz ilerleyerek devam edecek gençler. Bakın buradan başlıyoruz. Öncelikle eksi kare kök 4 ile karşılaştım. Gerçekten eksi kare kök 4 demek. 4 gençler kare 2 olarak çıkar. Eksi 2 demektir. Eksi 2 de evet, negatif bir rasyonel sayıdır. Negatif rasyonel sayı diyelim. Negatif rasyonel sayı olduğu zaman kendi sahne dönecekti. O halde sağımıza dönersek e, kare 144 ile karşılaşacak. E, kare kök içerisinde 144 gelirse 12 demektir. E, bu da pozitif sayı demektir. Pozitif rasyonel sayı demektir. Pozitif rasyonel olduğu zaman gençler kendi sonuna dönecekti. Yani sol tarafa ineceğiz. Karekök 215 ile karşılaşıyor. Gerçekten 215 kare tam olarak çıkmaz. Yani bir rasyonel bir sayıdır. Bir rasyonel olduğu zaman gençler e, düz devam edecektim. Yani kare kök e, %49'a denk geldi. Gençler bunu da 7 bölü 49 bölü 100 olarak düşünürsem karekökten 7 bölü 10 olarak çıkar. Bakın pozitif bir rasyonel sayıdır pozitif rasyonel diyelim. Pozitif rasyonel denk geldiği zaman kendi sonuna dönüyordu. Yaşta bakın sorumuza dönersek karekök kök 48'e denk geldik. E, 48 yaşta yani kökten tamamen çıkmaz. Yani irrasyonel bir sayıdır. İrrasyonel olduğu zaman sevgili gençler düz devam etmesi gerekiyordu. Yaşta bakın burada birinci sokak ve petek caddesine ulaşır diyorum. Petek caddesi birinci sokak Bolu seçeneğinde doğru yanıttır diyelim. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet dördüncü sorumuzda alanları 324 santimetre kare olan kare biçimdeki 3 karton ile alanları sırasıyla 4, 9 ve 36 santimetre kare olan turuncu, mavi ve yeşil renkli kare biçiminde etiketler görsel birdeki gibi verilmiştir. Bu etiketlerin her birinin renginden 100 adet olup turuncu renkli etiketlerin üzerine kök 2, mavi renkli etiketlerin üzerine kök 3 ve yeşil renkli etiketlerin üzerinde kare kök 5 yazmaktadır. Bu etiketler her kartonda tek renk olacak şekilde üst üste gelmeden, aralarında boşluk kalmadan ve parçalanmadan görsel 2'deki gibi kartonları yapıştırılıyor. Etiketleme işlemi bittikten sonra kalan etiketlerle ilgili gençler kalan etiketlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Sevgili gençler her birinden 100 tane olduğunu söyledi. Bu 100 taneye göre sorumuzu ne yapmamız gerekir gençler? Cevaplamamız gerekir diyoruz. Peki arkadaşlar. Öncelikle alanı 324 santimetre kare ise bir kenar sevgili gençler 324'ün kare kökü 18 santimetredir. Bakın 18 santimetre olan bir kareye eşittir diyeceğiz. Şöyle bir kare çizelim ve bunun bir kenarı sevgili gençler 18 santimetre olsun. Evet daha sonra sevgili gençler bu karelerin içine, bu karenin içerisine bakın şöyle küçük küçük arkadaşlar etiketler yapıştıracağız ve bu etiketler her bir karede aynı cins etiketten olacak diye düşüneceğiz. Peki arkadaşlar bunu şöyle noktayla devam ettiğini göstereyim. Öncelikle turuncuyu incelediğim zaman gençler alanı 4 santimetre kareydi. O halde bunun bir kenarı karekök 4'ten 2 santimetredir. Şöyle bir kenarımız 2 santimetre. Bakın şuralara turuncu diye düşünelim. Burada 2 santimetre. Gençler bu 18'in içerisinde kaç tane 2 var? 18'i 2'ye bölersem bakın 9 sıra buraya denk gelecek. E aynı şekilde 9 sırada gençler 18 bölü 2'den buraya denk gelir. O halde turuncu için şu soldan yazalım. Evet, turuncu diyorum gençler. E, 9 çarpı 9'dan 81 tanedir. İşte 81 tane turuncu buraya kullanılacak. Bizden ne istedi arkadaşlar? Dikkat edersek kalan etiketleri istedi. Ve her birinde 100 tane vardı. O halde 81 tane turuncu kullanırsa 100'den 81'i çıkarıyorum. Geriye 19 tane turuncu kaldı diyelim. 19 tane kalan turuncu etiket. E evet, şimdi birinci ölçüyü incelediğim zaman turuncu renkli etiketlerin üzerinde yazan sayıların çarpımı rasyonel sayı değildir diyor. Gençler 19 tane ve bir tanesinde gençler kök 2 yazıyorsa. Bakın şöyle düşünelim kök 2'den sevgili gençler 19 tane var ve bunları çarptığınızı düşünürsem kök 2 üzeri 19 yapar. Gençler bakın 19 tek sayı olduğu için Tek sayıda olanlar arkadaşlar irrasyonel sayılardır. Çift sayıda olsaydı karekökten kurtulacaktı. Tek sayıda ise irrasyonel yazalım. Birinci öncülde gençler rasyonel sayı değildir yani irrasyonel sayıdır demiş demek ki bu bilgimiz doğrudur diyeceğiz. Evet ikinci etiketimiz gençler mavi renkli. inceleyeceğim. Bir kenarı sevgili gençler alanı 9 ise bir kenarı 3 santimetredir. Aynı şekilde gençler 18 santimetreyi ben şöyle mavi diye yazalım. 18'i bir kenarı 3 olduğu için 3'e bölersem 6 sıra denk gelir. Alt tarafta da 6 sıra olduğu için 6 çarpı 6'dan 36 tane kullanılır diyoruz. Arkadaşlar toplam 100 tane vardı. 100'den 36'yı çıkartırsam geriye 64 tane kaldı. Bu 64 için sevgili gençler. 64 için 64 tane karekök 3 sayısını çarptım. Düşüneyim. Bakın karekök 3'den evet, 64 tanesini çarpalım gençler. Bu da Karekök 3'ün 64. kuvvet demektir. Gerçi 64 çift olduğu için karekökten kurtulur ve rasyonel sayıya döner. Rasyonel sayı olur bu işlemin sonucu diyorum. Evet ikinci öncülde mavi renkli etiketlerin üzerinde yazan sayıların çarpımı rasyonel sayı değildir dedi. Gerçi bu rasyonel olacağı için ikinci öncülümüz yanlış oldu diyoruz. E son olarak arkadaşlar hangi renk vardı? Evet yeşil renk vardı. Yeşil rengin üzerinde de karekök 5 yazıyordum. Ve bunun da gerçekten bir kenarı e, karekök 36 olduğu için alanı bir kenarı karekök 36'nın karekökü 6 santimetre olsun diyelim. Gerçekten şuraya da yeşil yazıyorum. Yine 18'i 6 santimetre bölersem gençler 3 sıra vardır. E, 3 sırada alt tarafta olacağı için 3 çarpı 3'ten 9 tane kullanılır. Toplam 100 tane vardı. 100'den 9 çıkartırsam geriye 91 tane kaldı. İşte 91 tane. Bu sefer 91 tane. Per kök 5'i çarptığımız düşüneceğiz. Bakın bundan 91 tanesini çarpalım. Evet, bunu da üstü ifade olarak yazarsam. Kare kök 5 üstü. 91 olur. Gençler 91 tek sayı olduğu için et, tek sayı evet, olduğundan dolayı gençler irrasyonel sayı olarak kalır. Rasyonele dönmez diyelim. Evet bakalım bilgimize. Evet üçüncü öncülde yeşil renkli etiketlerin üzerinde yazan sayıların çarpımı rasyonel sayı değildir. Yani irrasyonel sayıdır demiş. Demek ki bu bilgi de doğrudur diyoruz. Gördüğünüz gibi 1 ve 3 doğrudur. 1 ve 3 yani bonus seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.